Hadi gelin miyokard infarktüsü yani kalp krizi sonrasında kalbin nasıl iyileştiğine bakalım. Bunun için kalbin burada gördüğünüz kısmına yani sol karıncığın bir bölümüne odaklanacağız tamam mı? Buraya kardiyomiyositleri yani kalp kas hücrelerini çizelim. Burada da yapısında bulunan kontraktil proteinlerden dolayı oluşan ince çizgileri, sitreasyonları görüyoruz. Sitreasyon. Burada da hücrelerin çekirdeği bulunuyor. İlk olarak kalp kasının infarktüs geçirmemiş olan sağlam kısmına bakalım. Hatırlarsanız bu bölgeye kan getiren koroner arterde yukarı yönde bir pıhtı oluşur. Bu pıhtının kalp kasında kalıcı hasar vermesi için 20 dakika boyunca orada durması gerekiyor bu da bu bölgede oksijen yetersizliğine sebep olur oksijen olmadığından da buradaki ortam hücreler için uygun şartları sağlayamaz ve bölgenin tamamı yaklaşık 4 saat sonunda ölmeye başlar bu 4 saat içerisinde de bu hücreler yaşam mücadelesi verir depolarındaki tüm enerjiyi kullanırlar ve hayatta kalmak için her şeyi yaparlar ancak 4 saat sonucunda hücre zarları içerisindekileri sızdırmaya başlar enzimlerin yapısı değişir veya parçalanır ayrıca kardiyomiyositlerde bulunan yapısal proteinler ve kalp kası hücrelerinde bulunan diğer proteinler dağılmaya ve yok olmaya başlar ancak buradaki küçük resimde de görebileceğiniz gibi bu hasar gören kardiyomiyositlerin yapısı birkaç gün daha korunmaya devam eder kardiyomiyositlerin ölmesine rağmen birkaç günlüğüne yapılarının korunduğu bu süreç koagülasyon nekrozu. Koagülasyon nekrozu olarak adlandırılır. Buradaki nekroz ifadesi hücrelerin ölümü anlamına gelirken koagülasyon ifadesi proteinlerin parçalanıp yapılarının değiştiği durumda oluşan jöleye benzer maddeyi ifade eder. Buradaki çizimde de proteinin kardiyomiyositin dışına sızdığını görüyoruz. Ancak tabii ki proteinlerin bazıları dışarı sızmaz. Daha sonrasında da proteinler koagülasyon nekrozu olarak adlandırdığımız sürecin bir parçası haline gelir ve yapıları bozuldukça jöleye benzer bir madde açığa çıkar. Ayrıca bu bölgede hasar gören ve infarktüs geçiren alanı çevreleyen küçük damarlardan kaynaklı kanama da görülebilir. Kalp krizini takip eden ilk e, 12-24 saat içerisinde arkadaşlar nötrofil olarak adlandırılan bu özel akyuvarlar infarktüsün görüldüğü alana sızmaya başlar. Bu akyuvarların en büyük işlevi ise bu bölgeyi temizlemeleridir. Bu bölgede yok olan kastan dolayı ortaya çıkan enkazı temizlemeye başlarlar. İlk olarak bu bölgeyi temizlerler daha sonrasında da diğer nötrofilleri yardıma çağırırlar. Peki buradaki temizlik tam olarak ne anlama geliyor? Burada nötrofillerimizi görüyoruz. Bu ak yuvarlar ölü ve parçalanmış kardiyomiyositleri daha fazla parçalarına ayırırlar. Ayrıca kardiyomiyositlerin olduğu bölgeye bazı enzimler salgılayarak kalp kası hücrelerinin daha da parçalanmasını sağlarlar. Peki bu ne anlama gelir? Bu hücre çekirdekleriyle birlikte ince çizgilerin de yapısının bozulması ve dolayısıyla orada bulunan her şeyin parçalara ayrılması anlamına gelir. Bir ila 3 gün içerisinde diğer nötrofiller de yardıma gelir. Şu anda burada pek çok nötrofil olduğunu görüyoruz. Ayrıca kardiyomiyositler de parçalanmaya ve çekirdekleri ayrılmaya devam eder. Aynı zamanda ince çizgileri de yok olur ve nötrofiller bu alanın tamamında varlık göstermeye başlar. Bir bakıma bu netro, nötrofiller, ay söyleyemedim arkadaşlar. Bir bakıma bu nötrofiller ölü kardiyomiyositleri parçalarına ayırır. Daha sonrasında yani 4 ila 7 gün içerisinde de her şeyi temizlemeye çalışmaktan iyice yorgun düşen nötrofiller yok olmaya başlar. Ancak neyse ki bu sefer de makrofaj olarak adlandırılan yapılar yardıma koşar. Makrofajlar, bağışıklık sisteminde bulunan aküvarların farklı bir türüdür ve ölü dokuyla oluşan enkazları temizleme konusunda oldukça başarılıdırlar. Dediğim gibi, çok çalışıp yorgun düşen ölü nötrofiller de dahil olmak üzere e, nekrozdan kalan enkazı temizlemeye başlarlar. Buradaki tüm enkazı fagositoz yaparlar, yani tüm bunları alıp parçalarına ayırırlar. Yani burada gördüğünüz nekrozun gerçekleştiği alanda fagositoz gerçekleşir. Burada komplikasyonlardan çok kalp krizi sonrasındaki iyileşme sürecine bakıyoruz. Ancak şunu da eklemeliyim, kalp krizi sonrasındaki 4 ila 7 gün arasındaki süreç, miyokardiyum yani kalp kasında görülebilecek herhangi bir yırtılma açısından en tehlikeli ve riskli dönemdir. Bu bölgeyi temizlemek için çalışan makrofajlardan dolayı infarktüs geçiren alan iyice incelir. Peki bunun sonrasında ne gerçekleşir? 7 ila 10. gün arasında nekroz geçiren bu bölge makrofajlar tarafından temizlenmeye devam eder. Ancak bu noktada ilginç bir olay gerçekleşir. Bu bölgedeki oldukça incelen damarlar içe doğru büyümeye başlar. Bu aslında oldukça iyi bir durum. Çünkü bu sayede kalbimizin iyileşmesi için çalışan tüm bu hücreler ihtiyaç duydukları oksijene erişmiş olur. Artık elimizde bir oksijen kaynağı da olduğuna göre bu duvarı yeniden inşa etmek için iskeleye benzetebileceğimiz bir yapıyı rahatlıkla kurabiliriz. Şimdi bunun nasıl olacağına bakalım. Fibroblast olarak adlandırılan hücreler, burada gördüğünüz tip 3 kolojen olarak adlandırılan, tip 3 kolojen olarak adlandırılan bu ince ve kırılgan yapısal protein şeritlerini oluştururlar. Tüm bu yeni küçük damarlar ile kolojenin tamamına da granülasyon dokusu adı verilir. Granülasyon dokusu. Aslında oluşan granülasyon dokusu sayesinde gerçekleşen bu iyileşme süreci, çoğu yaradan sonra oluşan iyileşme süreci için de geçerlidir. Buna dizinizin derisinin soyulması bile örnek gösterilebilir. Örneğin, patende kayarken yarasaların saldırısına uğradığınızı ve yere düşüp dizinizi çizdiğinizi varsayalım. Birkaç sene önce başıma geldi, çok kötüydü. Dediğim gibi yaralarınız yine aynı şekilde granülasyon dokusunun yardımıyla iyileşir. Bu, vücudumuzun deneyip yararını gördüğü bir iyileşme yöntemidir. Peki daha sonrasında neler olur? 1-1,5 bir, bir ay sonra tip 3 kolajen ve granülasyon dokusunun yerini daha dayanıklı bir kolajen türü olan tip 1 kolajen alır. Bu da skar dokusu olarak adlandırılır. Skar yara anlamına geliyor ve bu dokuyu neredeyse hepimizin hayatımızın belli bir döneminde kolunda dizinde gördüğüne eminim. Kalbimiz için de aynısı geçerli. Bu skar dokuyla ilgili bilmemiz gereken iki önemli şey var. İlk olarak bu dokunun normal kalp kası kadar güçlü ve dayanıklı olmasa da yine de oldukça dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada dokunun yırtılmayacağını veya kalpten kan sızılmasına e, izin vermeyeceğini ummak gerekir. Ancak bunu umabiliriz. İkinci olarak bu doku kontraktil değildir yani kasılamaz. Ve eminim videolarımızı izleyince hepiniz anladınız. Kalbin en önemli olayı kasılmak. Bu yüzden kalp kasında yara dokusu oluşması kalbin daha zayıf kasılmasına ve sonuç olarak kalp yetmezliğine sebep olabilir. Çünkü hatırlarsanız kalp yetmezliği kalbin vücuttaki dokuların metabolik ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar kan pompalayamaması anlamına geliyordu. Yani kalpte yaraların oluştuğu ve pek de kontraktil olmadığı durumlarda bunun kalbin yeteri kadar kan pompalayacak kadar kasılmasına sebep olamayacağını ve dolayısıyla kalp yetmezliğiyle sonuçlanabileceğini düşünebiliriz. Burada miyokard infarktüsü sonrasında kalbin fiziksel anlamda nasıl iyileştiğini gördük. Ancak bu sadece hikayenin bir kısmı. Ancak mental yani zihinsel anlamda bir iyileşme sürecinden de bahsetmeliyiz çünkü kalp krizi sonrasında başa çıkılması gereken pek çok psikolojik sorunla da karşı karşıya kalabiliriz. Örneğin bazı insanlar için daha öncesinde günlük aldıkları hiçbir ilaç yokken her gün 4-5 ilaç almak zorunda kalmak şok etkisi yaratabilir. Aynı zamanda araştırmalar kalp krizi sonrasında bazı kişilerde depresyon görülme ihtimali olduğunu da belirtiyor. Son olarak şunu unutmayalım. Kalp krizi sadece kişinin kendisini etkilemez. Bu olay aynı zamanda o kişinin sevdiklerini, ailesini ve arkadaşlarını da psikolojik anlamda etkiler ve bununla başa çıkmak da iyileşme sürecinin bir parçasıdır.